Sadece Fenerbahçe programından herkese merhaba. Sevgili Murat Açık, sevgili Alper Alp. Bir mağlubiyet sonrası daha beraberiz. Nedenlerini konuşacağız. Hocayı konuşacağız. Futbolcuları konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Kimle başlayayım? Murat senle başlayayım bugün. Farklı olsun. Bana şunu söyle. Takım ardı ardına gelen puan kayıpları sonrası bir reaksiyon bekliyorduk takımdan. O reaksiyonu gösterdi mi? Veyahut göstermediyse niye göstermedi? Senin beklediğin aksine mi takım çıktı Aslında sahaya? sorduğun sorunun içinde şöyle bir şey diyorsun. Takım. Bizde ortada bir takım yok. Yani reaksiyon göstermen için takım olman gerekiyor önce. Yani saha içinde bir takım yok mu, saha dışında bir takım yok mu diyorsun? Bizde bir takım yok. İkisini de kastediyorum Birisi de diyorsun. 11 tane futbolcu çıkıyor Hı sahaya. O hı. takım değiller ama. 11 tane kendi ayrı telden çalan 11 tane adam çıkıyor. Halı saha maçı gibi düşün yani. Hani sürekli sanki bir takım şimdi biz Fenerbahçe konuşuyoruz ama mesela ben dün Beşiktaş maçını izliyorum. Mesela orada golden sonraki sevinçleri, sürekli beraberlik. Ya bizde gol atıyor Pelkas, çocuk tek başına sahaya koşuyor. Kimse yok. Peki ama biz ilk konuşurken ilk dedik ki bu iş var, bu sene Samandıra'nın havası farklı dedik. Ama sonra da 2 hafta önce de olmuyor dedik. Göremiyoruz dedik o havayı. Burada tabii bence en büyük etken şimdi takımları genelde hocalar yaratır. Şimdi bizde maalesef çok güçlü karakterler olduğu için Samandıra'da işte gerek sportif direktör, gerek sportif direktörün yardımcısı, gerek yardımcı antrenörlerden Volkan Demirel. Hoca biraz otorite olarak alt sıralarda geliyor. Ve maalesef futbolcular da bunu kötü kullanıyorlar. Şimdi bu konu önemli bir konu. Bu konuyu bence bol bol tartışalım. Alp, sen de kısaca bir ilk maçla ilgili ne Şimdi düşünüyorsun? geçen hafta burada ne yapmamız lazım diye konuşmuştuk ya. Hepimiz ortak fikir olarak şunu söylemiştik. Bir araya gelecekler. Bir araya gelecekler. Toplanacaklar. Evet. Eteklerindeki taşları dökecekler. Gerekirse kavga edecekler. Ama o toplantı odasından takım olarak çıkacaklar. Yapılması gereken tek şey bu demiştik. Evet. Ve hakikaten Emre Belözoğlu hafta arası biliyorsunuz televizyona çıktı. Bir toplantı yaptık dedi. Bir şekilde bitirdik o toplantıyı dedi. Yaptık bir şeyler dedi. Erol Hoca da maç öncesi aynısını söyledi. Hafta arası bir araya geldik dedi. Konuştuk her şeyi dedi. Ama belli ki o toplantı bir işe yaramamış. Yani ilk devre, ilk 45 dakikadaki Fenerbahçe'nin oyununda herhangi bir reaksiyon, isyan, hırs, mücadele, topu yiyen bir takım gördünüz mü Abi siz? zaten Ben o şeyi görmedim. Ha. bakarsan maçın başlangıcında verirsin zaten öyle bir Evet reaksiyonun tabii. varsa. Bırak hani maçın tamamını. Tabii. İlk bir 5 dakika bile Tabii. anla. Yani bir hırs, bir farklılık diğer haftalara göre. Belki başarısız sonuçlara bir baş kaldır. O da Evet. yok yani. Bıraktım ben hani bütün devrenin oyunu. Hani başta bile göremedik. Biz açtık maçı. Sanki Olmayacağını anladık yine o diyorsun. Mayıs ayındakiymiş. Hani öyle amaçsız bir oyun vardı yine maçın başında. Peki bir şey soracağım. Şimdi o basan, hırslı, mücadeleci futbolu göstermek için. Şimdi önde Cisse, arkasında da Ferdi, Mert, Hakan, Pelkas Pelkas. üçlüsü. Bunların hepsi de mücadelesi ön planda olan oyuncular değil. Acaba bu dörtlüyle o mücadele gösterilebilir mi? Ki Malatya maçında da aynı dörtlüyle çıkmıştık Evet. biz. Bu maça da aynı dörtlüyle çıktık. Yani hem ben mücadele için çıkıyorum bugün, kendimi göstereceğim diyorsun. Hem de aynı tabiri caizse yumuşak Yumuşak tipte oyuncularla kör çıkıyorsun. Yani o bir tezat oluşturmuyor mu acaba? olan. Şimdi sana şöyle katılıyorum. Malatya maçı nasıldı? Kötü bir maçtı. Kötü oynadık. Malatya maçında gol atabildik mi? Hayır. Malatya maçındaki öndeki dörtlü gene sahadaydı. Şimdi Malatya maçında bazı şeyleri beğendin mi ki aynı dörtlüyle çıkıyorsun? Şimdi burada tek değişiklik Novak'la Nazım'dı. Ki Nazım'ı da ben beğendim. Zaten Nazım hep konuşuyorduk. Oynadı ve bence görevini yaptı. Novak açısından kötü bulmadım ama hala bir Caner biraz Ya daha önde şimdi Caner duruyor. ama burada onu da biz her hafta konuştuk. Tabii. Özellikle kazandığımız maçlardan sonra hep dedik ki takımın mayası. En son biz kim yani? Denizli. En son Evet. Denizli maçını Caner'le aldın. Bu sezon Yani zaten her birçoğu topun içinde maçta Caner var. Caner'le aldım. Asist, gol yani. Bak şimdi diyoruz ki sahaya çıkıp baş kaldıracak değil mi takım? İsyan edecek. Ya elinde Caner var. En çok isyan edebilecek oyuncun. Sen bir defa onu kenara... Ya şimdi biz mesela Caner'i niye kestik ki biz? Niye? Yine geçen seneki hastalık. Yine sosyal medya. Yine bazı spor yazarlarının fazla böyle gazına gelip Caner'i kestin. Neymiş? Orta yapıyormuş. Yapsın abi sen maç kazanıyordun Sen peki Erol Hoca'nın bunlara çok kulak astığını mı düşünüyorsun? düşünmeme gerek yok. Görüyorum. Ya Caner'i niye kestik? Soru. Niye kestik? Çünkü Caner için sürekli üçü dendi değil mi abi? Bütün özellikle bazı spor yazarları. Ne? Sadece orta yapıyor. İşte orta olmasa ne yapacak? Defans yapmıyor dediler. Mesela şimdi ne fark etti Caner olmayınca? Gol mü yemiyoruz Caner yokken? Hem öyle hem de Novak çok defansı iyi olan Novak da bir bek mi? değil. Değil. Trabzon'da da defansif defoları vardı Değil. Novak'ın Zaten zaten. Trabzon'da hep Tabii. konuşulan oydu. Peki biraz Erol Bulut üzerinden gidelim. Yani ben sana katılıyorum. Şimdi ilk açılışta söylediğin cümleler çok önemli bence. Burada Erol Bulut'un, şimdi bir kere bir kulübeyi konuşalım. Kulübede bunu daha önce de konuştuk. Bir itiraz oluyor. Sadık sahaya dalıyor. Volkan Ballı sahaya giriyor. Şimdi de bakıyoruz kenarda
Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı. Yani burada Erol Bulut'un, şimdi ben şöyle bakıyorum. Daha otoriter bir hoca. Şimdi Erol Bulut otoriter bir hocadır değildir anlamında söylemiyorum ama Erol Bulut'un yapması gerekenler. Ben şunu bekliyorum. Öyle bir hoca olacak kenarda. Öyle kimse adımını falan atamıyor. Şöyle yaptığı anda herkes orada duracak. Burada Erol Bulut'la aynı seviyede gibi diğer Bazen isimlerde. Bir öndeler o, ya. bazen oyuna çıkıyor, bazen oyuna çıkıyor. Yani Erol Bulut o dördünden biri gibi oldu. Belki de en az etkili olanı. İşte bu normal mi peki? Ya değil, bence değil yani. Ne İşte ben bileyim, o çok işte görmeye alışık olduğumuz bir şey şimdi değil. problemleri konuşurken sağ içi işte Tisserand bireysel hata yapıyor. Üst stoper 6 tane penaltı yaptırmış. Üst stoperin yaptığı penaltı sayısı 6. Yani olmaz. Yani bir kere burada bir stoper tarafında zaten hep konuşuyor problem var ama ben biraz daha işin daha büyük resme bakmak istiyorum. Yani burada Erol Bulut'un bir şekilde bir otoritesini koyması lazım. Yani burada şimdi bir sportif direktör var Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu onun işine karışıyor anlamında bakmıyorum ama şunu hissediyorum ben. Yani Erol Bulut burada öyle bir hoca olur ki örnek olarak Ancelotti olur. Ne sportif direktörün söyledikleri bir yere kadar ne yanındaki adam çünkü yani orada öyle sert ve şey duran bir hoca görmüyorum ben. Bence Erol Bulut'un bir an önce bunu halletmesi lazım ama kolay değil çünkü yani sonuçta Erol Bulut da bir tabii ki çok isim olarak gelmedi Fenerbahçe'ye. Zaten hep konuştuğumuz buydu. Hep bu problemden bahsettik. Yani bu Emre Belözoğlu varken bu kolay değil. Erol Bulut değil, hangi yerli hoca olursa olsun, kim olursa şey yapmaz ki, sıkıntı olmaz ki. Yani çok uzun süre eski hocalardan biri olacak, uzun yıllardır çalışan hocalardan, yaşça da Emre Belözoğlu'nun üzerinde bir Abi ya hoca da olacak Emre'nin ki. oyuncuyken de saygı Hani duyduğu hocalardan biri yani olacak ki olacak. Emre de ona bir şey, Emre Erol Bulut'a saygı duymuyordur demiyorum ama Abi ya saygı Emre duymak değil figürü şu aynen. anda senin ben yöneticileri de bunun için Emre figürü oradaki en öndeki figür şu anda. Zaten sen Emre'yi göreve getirirken de bu riski aldın Tabii. aslında. Bu bir riskti. İşler iyi giderken artıdır ama işler kötü giderken de şimdi orada ya şimdi Mert Hakan pozisyonu işte herkesin konuşulduğu. Yani Emre'nin de niyeyse anlamadığım Serdar Ali Çelikler üzerinden kendini aklama yoluna gitti yani. Sana da sormuşlar sen spor direktörsün sen de bir şey diyorsun sana ama orada öyle bir hoca olacak işte senin dediğin. Mert Hakan bırak oraya bakmayı kafayı kaldırmayacak hoca sonra bir şey söylüyorsa. Bravo, aynen. Anladın mı? Hoca sonra Bu orada arada şeylerle konuşuyormuş. Yedek kulübesiyle konuşuyormuş. Yani. yedek oyuncular da şeyde tabii tribünde yedek kulübesinde olmadıkları için herhalde yukarı onlara doğru Ya bakıyor diye kimseyle tahmin konuşamaz ediyorum. abi. Sen Ne? Tabii. hocan sana bir şey anlatıyor. Gol at, bir de gol atmışsın ha. Yani iyi bir şey olmuş. Bir şey anlatıyor adam sana. Ya da sen ona bir şey anlatıyorsun. Yoruldum diyorsun, öldüm Ya diyorsun. tabii yani. Ferdi ile olmuyor diyorsun. Bir şeyler anlatıyorsun. Dediğin gibi kafanı kaldıramaman lazım. Kafanı kaldırmadan tamam hocam deyip dönüp gitmen lazım. Bir de Mert Hakan özelinde ya maç içerisinde o kadar çok hakeme itiraz, Her maç el, öyle değil mi kol, abi? ona Bir buna önceki maça dön yani. abi. Malatya maçının sonu Evet. Sosa'yla. Ya Mert Ya Hakan'a bu işlere girmesin evet çok ya fazla Mert Mert Hakan'a Hakan. da biraz pozitif bakmak istiyorum. Sonuçta Evet. hani topla alışverişleri iyi olan bir futbolcu istiyorum oynasın. Ama şu ana kadar gösterdiği, verdiği enerji hiç hoş değil. Yok Yani çenesi değil ayakları evet konuşuyor. ayaklarının konuşması lazım. Ya sadece vücut şimdi sadece Mert Hakan şimdi ben maçta dikkat ettim. Birkaç böyle kamera dönüyor tabii. Şimdi Gökhan'la Caner oynamadıkları zaman ikisinin de yedek kulübesindeki ya da işte tribünde mi nerede duruyorsa halleri hiç hoş değil. Yine niye takım değiliz? İşte Gökhan'ın bir sahaya bakışı var. Yani aman Allah korusun yani. Hani sen artık takım kaptanısın. Artık sen her maç oynamayacaksın yani. Bunu bilmen lazım. Hala sen oynamıyorum diye surat asarsan olmaz. Bir yere varamaz. Ya yani Fenerbahçe takımı hakikaten isterse bir 10 kişi daha alsın. Yol kat edemez Fenerbahçe. Önce takım olmamız lazım. Hep dedik forma adaleti vesaire. Yani forma adaleti demek de sürekli basının söyledikleriyle kadro yapmak demek değil. Yani herkes değişecek diye de bir şey yok. O zaman forma adaleti ise ben Erol Bulut'a sormak istiyorum. Niye Sisse devamlı? Ne yapıyor Sisse sahada? Zaten bence Samatta'nın eksikliğini asıl yani şimdi tabii şunu da konuşuyoruz. Şimdi Erol Bulut'a bunları söylüyoruz ama kadrodaki eksikler Samatta, Valencia ve Perotti üçlüsünün olmaması önde. Tabii. Ardından gelen isimler onların ki onlar da müthiş oynamıyorlardı belki ama onların gerisinde. Şimdi bugün Cisse veya Adem'i Samatta'nın yerini tutamıyor. Perotti iyi olduğu zaman bir Ferdi veya bir Thiam la aynı futbolcu değil. Yani bu üçlü tabii olsa da çok fark eder. Bunu da Ama kabul sen bak edelim. ofansif diyorsun. Bizim sorunumuz ofansif değil ki. Biz gol atıyoruz. Öndeki üçlü yok da sen gol atamıyor değilsin ki. Sen gol buluyorsun maçlarda. Zaten biz Erol Bulut'un sezon başında Bu saydığın üçlü, beğenirken bu saydığın üçlü olsa biz çok mu iyi savunma yapacağız? Perotti, Valencia, Samat'ta olduğu zaman. şimdi biz ilk Valencia bir tık daha Abi fazla tamam ama yapabiliriz. Perotti, ama Perotti'den de hiç gelmeyecek. Perotti daha da kötü tabii Hiç de. gelmeyecek yani. Defansif Biz olarak. sezon başında Erol Bulut'la Fenerbahçe'nin başlangıcını beğenirken, Erol Bulut'u överken ne diyorduk? Ne Az gol diyorduk? yiyoruz diyorduk. Evet. Çıkardık Takım abi. savunmasını öncelik Evet. olarak belirlemiş Abi ilk 7 maç 6 gol yemişiz. İlk 7 maç 6 gol yemişiz. Evet. Sonraki 6 maç Sonraki 6 maç 13 gol yemişiz.
Yani maç başı 2'den tamam. fazla gol yiyoruz yani. Her maça bir 2 tane yiyerek başlıyoruz. Tamam, bir kere sorun belli. O kırılmada bu değişim işte. Evet. Abi ama o kırılmada bir hem bu değişim hem işte sürekli stoper değişikliği. Sürekli. Belki sürekli bir şey mesela Gökhan'la Caner'de karar kıldıysan belki de orayı oturtana kadar onlardan çok formayı almayacaktın. Evet, burada bir sıkıntı var. Nazım. Ben Nazım'ı oynatırım. O zaman Nazım'ı koyacaktın, Gökhan'ı oynatmayacaktın. Yani biz bir türlü geri dörtlümüzü sayamıyoruz. Ya stoper demişken şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Şimdi Tisaran'da çok kızıyoruz bu aralar. Hakikaten de kızılmayı hak ediyor. Kızılacak yani yine değil. Yaptırdığı penaltı olacak iş değil yani. Hem de tam birbiri yakalamışsın. Belki de oyun olarak da öne geçeceksin. Yani o kadar kötü bir zamanda yaptı ki penaltıyı. Ama size şöyle bir örnek vereceğim. Bakın geçen sene Galatasaray deplasmanına gittik. Geçen sezonu söylüyorum. Sağ açığımız Ozan Tufan. Sol açığımız Tolga Ciğerci. Değil mi? O gün biz 0-0'ı almaya gitmiştik. Evet. Pozisyon da vermedik Galatasaray. Stoperlerimiz kim biliyor musunuz? Jason'la vardı bir tane. Jason'la Zanka. Zanka. Bak çok mu iyi diyeceğiz? Arkasına teneke bağlayıp gönderdiğimiz iki tane adam. Pozisyon vermedik. Niye vermedik? Çünkü bu adamlar bireysel hata yapacak fırsat bile bulamadılar. Çünkü bu adamlara onların olduğu bölgeye top bile gelmedi. Şimdi zaten takım savunmasını iyi yaptın. Zaten onu konuşalım. Takım savunması bugün takım gol yiyorsa stoperlerin kötü anlamına gelmiyor. Takım savunmasını yapmanın zaman sen Ramos'la Thiago Silva'ya gitsen ne olur? Ama şu manaya da gelmiyor benim söylediğim. Hep sağ açık Ozan'la sol açık Tolga Ciğerci ile oynayalım demiyorum tabii ki. Onu yaptık ama zaten. O maç için planı doğruydu. Evet, doğru plandı o maç için doğru plandı ama ertesi hafta gittik Antalya'ya karşı Kadıköy'de de aynı kadroyla çıktık. Bu sefer 1-0 yenildik. Yani. Çünkü hiç üretemedik, pozisyona giremedik. Penaltımızı versinler belki yenilmeyecekler. Yani oralara dönmeyelim de şimdi tabii yine %100 de penaltımızı verilmedi bir maçtı. Peki. Ya Tisserand konusunda ben yayından önce de söyledim. Ben dikkat ediyorum yaptı bu son penaltı özellikle. Bir de birkaç tane gol olmayan sektirdiği top var, kafa topu. Doğru. Ya bence gözlerinde bir problem var. Bunun şey olarak söylemiyorum. Dalga geçmek ya da gerçekten yani çünkü birkaç maç dışındaki fotoğraftan hep gözlük takıyor. Ya muhtemelen gözlerinde bir bozukluk var. Muhtemelen astigmat var yüksek derece. İşte ya bak şimdi gözünün önüne getir son maçta yaptığı penaltıyı topu bakıyor topu görüyor. Fakat hamleyi yanlış yere yapıyor. Topun düşümüne yapmıyor. Yani orada bu ya şimdi topu hiç görmeden yapsa anlarım. Enteresan topu görmedi. Bakıyor topu görüyor çünkü. Olabilir mi acaba? Abi etrafında kimse yok ki top geliyor ona doğru zaten. Yani bu hafta yaptı. Yani geçen hafta diyorduk ya out'a giden topa penaltı yaptı. Bu haftaki daha da beter. Bu hafta hiçbir şey yok ortada yani. Bak Murat Aşık'ın çok farklı ve doğru tespitleri var. Burada da herkes Pelkas'ın erken çıkmasını eleştirirken Murat Aşık diyordu ki çok farklı olarak. Ya artık veriler gidiyor otomatik olarak. Yedek kulübesine gidiyor. Belki de adam 65-70'ten sonra bitiyor diyor. Bak iki maçtır 90 dakika oynuyor. Hem Karacabey maçı hem bu maç. İkisinde de özellikle bak bu maçta takımın en iyisi. Ama 65-70'ten sonra düşüyor pas ve şut kalitesine bakın Pelkas'ın bitmiş. Belki de hakikaten adamın 70 dakikalık şu anki fizik durumu. Abi orada şu da var ama pardon lafını böldüm. Belki şimdi 10 numara gibi oynasam bu kadar efor yapmayacak. Şimdi kanat dönünce tabii ekstra efor sarf ediyor. Belki de o yüzden çıkartıyor. Belki de yardıma gidiyor tabii. Geliyor. Yani şimdi 10 numara gibi oynadığı zaman farklı olur o iş. Tabii. Ki yani Erol Hoca'nın eleştiri çok eleştiri. Hani yapmadığını iddia ettiği görevleri de PAOK senesi PAOK şampiyonu zaten Razvan Rusescu tam tersini söylüyor. Mesela bunları çok iyi yaptığını ve Yunan Ligi'nde bu işi en iyi yapan oyuncu olduğunu. Yani biz Pelkas'tan bence hala bu maçın en iyisi olmasına rağmen hala doğru şekilde faydalanamıyoruz. Ki en başında söyleyeyim abi isyan eden, mağlubiyeti kabul etmeyen, bir şeyler yapamayan tek oyuncu sahadaki 3 aylık oyuncun. Yani bir sürü oyuncu varken. Sen program başında söylediğin şey mi gerçekleşiyor o zaman? Erol Bulut her maçı çıkartıyor. Şimdi 2 maçta niye çıkartmıyor? İki maçtır. Yine dinliyor sosyal medya işte. Yine dinliyor diyeceksin. Onun göstergesi mi bu? Yani hem dinliyor sosyal diyorsun, sen de diyorsun, yani ki, sen de diyorsun ki performansa düşüyor diyorsun. Ben yani son 20 dakikalarda düştüğünü gördüm Pelkas'ın oyunda. Karacabey maçında da böyle tembel paslar attı gördünüz mü? Yani çok kolay paslarda atamadı o pasları. Ya bu işte biraz ne biliyor musun? İlk 3-4 hafta iyi giderken Pelkas gene 60-70'te çıkıyordu. Çok problem değildi. Evet. İşte kaybetmeye başladıktan sonra niye 60-70'te batıyor oluyor maalesef. Ya ama ben diyorum peki, ya hala ya kanat oyuncusu olmadığı için işte o 60-65 dakikada belki çocuğun gücü bitiyor. Belki 10 numara gibi oynasa birazcık daha ara ara kendini sahanın içinde dinlendirebilir. Yani bunu Alex çok iyi yapardı. Belli yerlerde kaybolurdu. O göremezdin sadece. Çünkü o arada aktif dinlendirirdi kendisini. Şimdi ben ne yapılması lazım konuşurken bir kere biz Erol Bulut gitsin falan hiçbir zaman demedik. Ben demiyoruz. Gerçi biz şeyi de konuşalım Murat. Bugün dün bir anda bizim bir programın altında Twitter'da Ersun Yanal trolleri denen böyle binler ben demiştim ya denen değil ben demiştim onlarca 20'şer yani bir anda böyle 100 tane 200 tane mesaj geldi hepsi aynı, de aynı aynı anda organize ve hepsi diyor ki vay efendim zamanında Erol Bulut'a Ersun Yanal'a istifa diyordunuz şimdi Erol Bulut'a niye demiyorsunuz
Bir Ersun Yanal'a istifa demedik. Demedin. O, sadece böyle şampiyon olamayız demişsin. Böyle şampiyon olamayız evet. dediğim bir şeyin üzerine olduk diyorlar. Mu? Olamadık. şimdi bu Ersun Yanal bu trolleri denen ne, kimse artık bunda bilmiyorum. Normal bir mantık, normal bir insan şimdi durduk yere niye Ersun Yanal'a ilgili bize durduk yere pazar günü yani. Saat 12'de 100 tane mesaj. Geçen ya onların yarası var geçen seneden. İfşa ettiğimiz için yaraları vardı. Canları sıkılmış. Bu hafta da bunlara saralım demişler. Zaten şimdi bu mesajla gene kendilerine ele verdiler. Hakikaten böyle bir organize bir şey yaptıklarını durup dururken bir pazar günü saat 12'de Ersun Yanal mesajları geldiğine göre bunu da gösterdi. Biz Erol Bulut'la ilgili de gitsin demedik, Ersun Yanal'la ilgili de gitsin demedik. İkisine de eleştirilerimiz oluyor, söylüyoruz. Erol Bulut, Ersun Yanal'la ilgili geçen sene söyledik. Erol Bulut'la ilgili de şu anda yaptığımız tespitler var. Kimse bizim, yani zaten biz gitsin desek ne olur, gelsin desek ne olur. Biz herhangi bir karar merci de değiliz. Ama şunu da konuşalım. Önce bir kere sen şu şeylere cevap ver. Nelere? Bu yazılanlara. Ya onların Fenerbahçeli olmadıkları için çok önemli benim için. Zaten bir tanesi hatta profilini değiştirmiş. Başakşehir fotoğrafı falan var bir tanesinde yani. Ha yazanların arasında Fenerbahçe olmayanlar da var. Bayağı Başakşehir, Okan Buruk profil fotoğrafı. Arkası Başakşehir ama biz Ersun Yanal'la ilgili aynı cümleleri copy paste yapıp ona atmış falan. Yani çok ciddiye alınacak burada bile. Aynen peki okey. Yani komikler o tren kalktı. Onlar Antalya Spor'la ilgilensinler. Hocaları orada. Oraya baksınlar. Yani niye biz ya zaten... Ya zaten canımız sıkılmış. Cumartesi akşamı maçı kaybetmişiz. Kötü gidişat var. Böyle abuk sabuk şeyler artık bu kadar sinirin stresin yanında şey kalıyor. Komik kalıyor. Çok da önemli değil. Biz Erol Hoca'ya bakalım. Evet. İşimize bakalım. Şimdi bizler taraftarız. Taraftar önce taraftarlığını bilecek. Bana sorarsanız. Herkesin tabii ki taraftarlığı yaşama biçimi farklı. Ama o gitsin, bu gelsin, hoca istifa etsin, yönetim gitsin falan, başkan gitsin. Bunlar bizim işimiz değil. Taraftar taraftarlığını yapacak. Zaten onu da yapamıyoruz. Onu yapamamak da büyük sıkıntı. Yani hakikaten şu kötü günlerde en güzel şey, en iyi yapabileceğimiz şey gidip takımımızın yanında olmak, Fenerbahçemizin yanında olmak. Onu da yapamıyoruz. O da büyük sıkıntı. Yani eli kolu bağlı olması insanın çok büyük sıkıntı maalesef. Ya. Yani çok sıkıntı. Üzülüyorum. Sıkıntı. Evet. Peki Erol Bulut üzerinden o zaman gidelim. Şimdi Erol Bulut'la ilgili benim şahsen geldiğinde de zaten yaptığım eleştiri bu işin zor olduğunu düşünmemin tek sebebi şuydu. Şimdi Erol Bulut şimdi öyle bir antrenör geliyor ki bugün mesela Fatih Terim Galatasaray'da çok mu müthiş teknik taktik ustası veya müthiş bir antrenman yaptırıyor? Hiç düşünmüyorum. Ama Galatasaray futbolcusu şunu biliyor. Ben giderim, Fatih Terim gitmez. Fatih Terim bir şey dediği zaman Fatih Terim'in dediği neredeyse başkanın dediği, hatta Galatasaray'da belki başkanın dediğinden de önemli ama onu görüyor. Şimdi Fenerbahçe'de Erol Bulut o ağırlığı olması kolay değil. Sonuçta hem genç hem daha tecrübesiz hem çalıştırdığı takımlar hem genel duruşuyla öyle bir hoca değil. Bunun problem olacağını ben hep düşünüyordum zaten. Şu anda da bu problemi bence yaşıyoruz. Bu problemi nasıl ortadan kaldıracağız? Yani Mert Hakan nasıl Erol Bulut'la konuşurken kafasını kaldırıp başka yere bakmayacak, hocasına konsantre olacak, hocasını dinleyecek veyahut ne zaman Aurelio, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı öne çıkıp müdahale etmeye kalkmayacak, şöyle yapacak Erol Bulut, hepsi duracak. Veyahut nasıl Emre Belezoğlu, tabii ki sportif direktör, tek direktörün önündedir bu arada. Gerekirse başkana gider der ki, devam etmeyelim der. Bu güce de sahip. Diyebilir zaten. Diyebilir. Sonuçta ama, o görevle geldi. Ama onun da teknik taktik Erol Bulut'un hamlelerini veyahut da genel yaptıklarını fazla sorgulamıyor olması lazım. Yani güveniyor olması lazım. Sanki o da biraz hani aynı şekilde biraz yani demek istediğim Erol Bulut'un genel biraz daha değişip biraz daha sertleşip mi artık biraz daha ağırlığını koyması lazım. Biraz daha belki de despotlaşması lazım. Onu diyecektim ben. Eski usule döneceğiz. Şimdi biz Erol Bulut'u getirdik. Çağdaş bir teknik direktör. Yeni tarz artık eskisi gibi bağırış çağırış hocaları değil. Ceza yok. Biz Fenerbahçe'de dünyanın en güzel kulübü Fenerbahçe. Kaybediyor. Ne ceza kesen var ne hesap. Yani sadece hesap sorduk. Sor. Futbolcu için de çok önemli senin hesap sorman. Sorma ya. O kadar üzülür ki futbolcu hesap sorduğun zaman evine gider uyku uyuyamaz. Ya futbolcu için futbolcuyu terbiye edeceğin tek şey var para. Bundaki futbolcu hiçbir şeyle terbiye edemezsin. Dönecek Erol Hoca eski usule. Birkaç tane geçici de olsa kadro dışı yapacak. Hemen. Takımın hepsine kendisi de dahil. Para cezası isteyecek yönetimden. Ya kardeşim priminiz yok mu? Var. Bir ceza. Ya o şu bile olur. Bir ceza kesersen futbolcu arkadaşlarımız o kadar sever ki parayı. Sırf o cezayı ödememek için zaten ekstra performans gösterip 2-3 maç kazanıp bari cezayı iptal edin derler. Bak buna bu kadar eminim adım kadar. Bu eski usuldür. Fakat bizim takımımız maalesef tabiri caizse biraz kaşarlaşmış oyuncular da olduğu için takımın içinde. Yeni usul pek onların yapmak istediklerine şey oldu. İzin veriyor anladın mı? Çok rahatlar. Erol Hoca'nın dediğin gibi despotluk mudur onu bilmiyorum ama
Hakikaten şeyi biraz sıkması lazım, ipin ucunu. Ve dediğim gibi anın acil. Ya şimdi kaç abi, son 6 maç 4 tane mağlubiyet almış Fenerbahçe takımı. Hiçbir cezası yok bunun. Ya böyle bir Evet. şey olur mu ya, mümkün mü Peki ya? oyuncuların üzerinden gidersek Sosa ile Mert Hakan mı konuştunuz? Benim bu ikisi özelinde bir sıkıntı olduğu gerçek. Yani Sosa'nın genel duruşunda büyük bir sıkıntı var. Zaten oynamıyor olması başlı başına bir problem. Yani Sosa şu anda bu takımın lideri olabilecek bir oyuncuyken kenarda oturuyor. Gelelim Mert Hakan'a. Beklentilerimiz var. İşte transfer sürecini hatırlıyoruz. Orta sahada öyle bir hani bir dedik yumuşaklıktır dedik topla iyi olan futbolcu. Onu da göremiyoruz ve Mert Hakan'ın da vücut dilinde senin de bildiğin genel sağ dışı bazı tecrübelerini de aktarmıştın geçen programlarda. Bir sıkıntı var. Yani bu Mert Hakan'la Sosa konusunda artık bir belki de bir ceza vermek gerekecek. Ya şimdi Sosa zaten son maçta oynamadı bile. Bütün ihaleyi de Mert Hakan'a yıkmak ne kadar doğru olur? Bence doğru olmaz. Yani takım içerisinde atıyorum bir Ferdi mesela benim çok beğendiğim, çok iyi yerlere geleceğini düşündüğüm bir oyuncu ama ilk 45 dakikadaki oyunu Ferdi'nin büyük hayal kırıklığı. Yok yani Sisse. Şimdi Sisse'ye giden topların hepsi duvara çarpmış gibi geri geliyor. Top kaybı olarak geri geliyor. Bu kolay bir şey Abi değil. ondan bari o Yorucu golü bir at ya. şey. Tamam, senden Değil mi? duvarda olmadı o golü de Tamam. atama ya. Bomboşsun yani. Orada o topu direğe vurmak hakikaten başarı Evet, o da yani. olacak işte. Yani Ya. Gustavo da Ozan da çok fazla damga vurdular mı oyuna? Vuramadılar bence. Yani sırf Mert Hakan üzerinden gitmemek lazım. Muhakkak. Ya bir gün öncesinde Galatasaray kaybetmiş. Senin en önemli rakiplerinden bir tanesi. Her şeyi unut, her şeyi bırak. Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu'nu, otoriteyi, takımın içini, şunu bunu, kendi kariyerin için. Çıkıp da şey yapmaz mısın ya? O maçta her şeyini vermez misin? Tek bir şey de yapmasın abi. İşte hocanla bir sıkıntın varsa yapmazsın. Oyuncularla hoca arasında mı diyorsun? Var, ama bak bunu ben geçen hafta söyledim. Oyuncularla yani Alp abi de söyledi. Abi oyuncularla hocanın bir nasıl diyeyim? Amaç birlikteliği yok. Öyle diyeyim. Yani oyuncular ya bak bazı oyuncu vardır hocası için oynar. Der ki bugün de çıkalım hoca Yani için oynayalım kardeşim. Gidelim vuralım. Ya biz yine soft bir takımız çıkıyoruz. Lay lay lom. Yani ya bunu şu anlamda söylüyorsun. Oyuncu patron olarak hocasını görmüyor mu diyorsun? görmüyor. Görmüyor. Açıkça net Çok olarak net bu görmüyor. yani, zaten bunu görüyor diyen varsa gelsin burada tartışalım yani. Oyuncu Aynen. Erol Bulut'u, evet. Biz Erol Hoca ne derse odur bu kulüpte. Peki bu böyle olduğunu kim sadece şimdi Erol Bulut bak gene aynı yere dönüyorum. Pandemi zamanı konuşurken Erol Bulut'la ilgili benim çekincem zaten buydu. Erol Bulut olmaz. O, yani zor derken bunu Bulut kastediyordum. özelinde söylemiyordun sen Bu bunu. tip bir hoca, Fenerbahçe öyle bir hoca gelecek ki o hoca Türkiye'de yok fazla. Yurt dışında iyi bir hoca. Yani bildik, otoriter, kariyerli İsim. bir isim gelecekti. Tabii ki zor. Anlıyorum Fenerbahçe Avrupa'da oynamıyor, bütçe belli. Gidip de sen Pochettino'yu getireceksin demiyorum zaten. Ama bana sorarsan Advokat da böyle bir hocaydı. Yani beğen beğenme. Öyle bir hoca getirip o saygınlıkta bir hoca getirecektin. Şimdi bugün bu Erol Bulut'la ilgili olanlar zaten bizim beklediğimiz buydu. Yani Erol Bulut'un yoksa ben teknik taktik anlayışı veyahut da antrenman sen diyordun ki Panteris miydi Evet. yardımcısı çok iyi antrenman yaptırıyor. Gene yaptırıyordur. Ona eminim ben orada bir sıkıntı olduğunu Oradaki sıkıntıyı düşünmüyorum. söyleyeyim. Orada çok sormuşlar hani ya, diyordun falan. Sonuçta çok taraflarlarımız sağ olsun. Onlarla sürekli konuşuyoruz. Hani abi diyordun Panteris. Şimdi adamın oradaki sıkıntısı şuymuş. Demiş ki biz sezon başına hazırlanırken hiç aynı oyuncu grubuyla baştan başlamadık. Evet. Sürekli ekleme geldi. Tabii. Sürekli ekleme geldiği için bütün takımı aynı çizgiye getiremedik. Onun için de tabii şu an sakatlıkların vesairelerin ya da maç içinde düşmelerin çıkmaların olması normal. Çünkü hani hazır bir takımla 8 hafta sezon öncesi kamp yapmakla her gün transferin geldiği bir takımla 3 hafta kamp yapmak arasında tabii ki fark var. Zaten bakarsan ligin genelinde bütün takımlarda çok ciddi sakatlık oluyor. Kas ve adale sakatlıkları bu hazırlanmayla alakalı. Yoksa dediğin gibi yani Erol Hoca'nın idmanı farklı yaptırması söz konusu değil. Kötü idman yaptırıyor olması söz konusu değil. Bazı hadsizler şöyle bir şey diyor. Antrenör o, teknik direktör değil. Bunu hangi sıfatında söylüyorsun? Bunu ben de söyleyemem, Doğru. sen de söylemesin. Alp Evet. abi zaten böyle bir haddimiz yok. Evet. Ya bu adam yıllarca futbol oynamış, üst düzey. Türkiye Süper Ligi'nde teknik direktörlük yapmış. O teknik direktör değil, antrenör. Neye göre? Kime göre? Aynı fikirdeyim seninle. Ama Yani. şunu söyleme hakkımız var. Ama Erol Bulut'u bildiğimiz için ve geçmişini bildiğimiz için genel futbol piyasasını ve camiasını bildiğimiz için Erol Bulut'un bu duruma düşebileceğini ben Ha, bu bir açıkçası biliyordum. tehlikeydi. Bu bir Tabii tehlikeydi. burada. Ve bu tehlike gerçek. Şimdi tehlike ne zaman tehlike? 5 maç üstte kazandığında tabii ki tehlike değil. Tabii. Ama 6 maçın 4'ünü kaybetmek veyahut da 3 maç üstte berabere kalabilirsin diye konuşuyorduk. Bu ortaya çıktı. Yani bugün bunu bir şekilde başkanın Emre Belezoğlu'nun Erol Bulut'la. Şimdi Erol Bulut'la yorumları falan ayırmak. Başkan maça gitmiş mi Antep'e? Hayır.
Başkanın maçlara gitmesi lazım. Bak bunu söylüyorum her hafta, çok insanlara bu mu dert diyecekler. Bu dertlerden bir tanesi bu. Başkanın orada gözükmesi, futbolcu kimseden korkmuyor mu Erol Hoca'dan? Başkan orada olup, başkan orada olsa Mert Hakan o hareketi yapamaz Erol Bulut'a. Ben de o kadar, hadi bunu da söylüyorum. Orada başkanı görse gözünün ucuyla hocasına, o saygısızlığı yapamaz hocasının önünde. İşte yani burada bence Erol Bulut özelinde, Erol Bulut'a o payı verip bir şekilde onu devam edileceğine göre, ki bu saatten sonra bence çok yanlış olur. Yani yanlış olurdan kastım, alternatifin yok. Öyle veya böyle 3 ay önce güvenmişsin, başlamışsın. 3 ayda ne değişmiş? 3 ayda hangi bilgisi birikiminin olmadığını bir anda gördün. Çünkü burada bir şunu da biliyorum. Bir baktırıldı, birkaç hoca alternatif vardı. En iyi veriler, tam verilerin ne olduğunu bilmiyorum ama en iyi verilerin Erol Bulut'un verileri olduğuna kanaat getirildi ve getirildi bu hoca. Onun için artık 3 ay önce verileri iyi olan adam 3 ay sonra verileri değişmiş olamaz. Onun için de diyorum ki mutlaka devam edilsin ama Erol Bulut'a buranın patronu olduğu gösterilsin. Erol Bulut da öyle davransın. Erol Bulut yeri gelecek. Mert Hakan ne yapıyorsun oğlum sen diyecek. Nereye bakıyorsun diyecek. İşte diyebilmesi lazım. Futbolcuların da kafasında hiçbir soru işareti kalmayacak. Evet. Şu yapılabilir belki, ama gerçi bizde orada o kadar çok adam var ki, mesela ben hani sahaya baktığım zaman belki Erol Bulut'a böyle kıdemli iyi bir yardımcı antrenör, yani yaşı belki biraz daha büyük, daha tecrübeli, daha yani, çünkü içinde adam. İşte Volkan Demirel benim hem çok severim, arkadaşım, dostum, efsane kalecimiz, efsane oyuncumuz, ama Volkan'ın da bir şeyler öğrenebileceği, yani gerçekten yani Mehmet Yozgat da bence çok ekstra bir ikinci adam. Yani ikinci adamlık bazı hocalar için çok önemlidir, ikinci adam. Şimdi Fatih Terim'in ikinci adam önemli değildir çünkü zaten kendi bildiğini okur. Mesela Sergen Yalçın ikinci adam hep mesela Murat Şahin'dir, hiç değişmez. Hep Murat Şahin yanındadır onun. Güvenir. Yani Erol Hoca'nın yanında böyle bir kıdem, belki yabancı, belki bir Alman, sonuçta zaten Erol Hoca Almancayı, Türkçe'den iyi konuşuyor muhtemelen. Yani bir bence o olabilir. Yani Erol Hoca'yı teknik olarak da güçlendirecek bir parça diye böyle geçen aklımdan geçiriyordum. Mesela Trabzon yaptı bunu Hüseyin Cimşir'e. Mesela Edin Ümit'ini getirdiler. Hani o tarz bir şey yapılabilir gibi düşünüyorum. Peki, biraz gene maça dönelim. İkinci yarı biraz daha iyi bir futbol vardı. Ama yeterli miydi? Fazla pozisyonumuz Yani yoktu. aslında maçın hakkı beraberlik desem çok kızar mısınız bana bilmiyorum Yok. ama yani beraberliğe gidebilecek bir maçtı. Ve orada attığımız bir gol var. Vardan Evet gitti. ya. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bakın orada insanlar diyorlar ki bütün yorumcuları dinledim ben. Diyorlar ki artık teknolojiye de inanmak zorundayız diyorlar. Tamam da şimdi orada çekilen o çizgi biliyorsunuz yani çok saliselik bir şey. Aynı pozisyonda ben çok farklı çizgiler çektirtebilirim size. Çok farklı Tabii canım. görüntüler çıkar ekrana ve Evet. hepsinde de top ayaktan çıkıyormuş gibi gözükür. Orada Antepli futbolcunun kendini ofsayttan bir kaçırması söz konusu. Dışarı doğru atıyor kendini. Şimdi onunla, o an esnasında tak 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 böyle birer salise arayla 100 tane ayrı fotoğraf çıkarsam fotoğraflardan bir kısmında ofsayt gözükür, bir kısmında da gözükmez. Kusura bakmayın şimdi yorumcular diyor ki İnanmamız lazım. Böyle bir futbol federasyonunun, böyle bir yayıncı kuruluşun, böyle bir VAR sisteminin, VAR odasının olduğu ortamda ben güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Kusura Bu bakmasın arada benim bir kimse. eleştirim de sevgili Tarık Ongun'a. Tarık Ongun Fenerbahçelidir. Ama Cüneyt Çakır'ın yardımcısı ve hiçbir zaman Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe'ye lehine bayrak kaldırsın gibi bir şey söylemiyorum. Ama yani orada şu kadar senede, orada da o ofsaytı kaldırıyor. Hani bu kadar emin değilsin. Hani ofsayt olmasın. Ondan sonra VAR'dan belki bir şey Tabii. olur. Yani o ofsaytı kaldıracak kadar da ne kadar Evet. da gördüğünde kaldırıyorsun. O da biraz bardağın Orada hani ama kabahati Fenerbahçe... Tarık Ongun'un ki, Mete Kalkavan yani. O görüyor, Tabii. kaç dakika görüyor pozisyonu. Zaten eğer yine Serdar Ali Çelikler'in söylediği doğruysa, Cüneyt Çakır maçtan sonra Mete Kalkavan'la konuşup bir daha da kendisinin VAR hakemi olmamasını istemiş. İşte onu Kendi maçlarında. yalanlattılar sonradan galiba. Kendisi Yani söyledi mi söylemedi böyleyse bilmiyorum. de böyle midir diyeyim de, zamanla görürüz bunu. Zaten gerçi Mete Kalkavan'dan herhalde federasyon oldukça memnun ki Galatasaray maçına orta hakem atanmış bu hafta. Öyle mi? Demek ki başarılıymış. Demek ki offside. Biz yanlış bir yerden görmüşüz. Paralel evrende onun offside olduğu gözükmüş ve tabii yarınki Galatasaray maçı, yarın mı işte ne günse Galatasaray maçı, orta Salı hakemi. galiba, evet. Ya Yarın. şimdi biz kendimiz kötü oynadığımız için bu tip konuları konuşamıyoruz, dile getiremiyoruz. Aslında dile getirmek lazım. Kötü oynarken de, maç kaybederken de dile Ben getirmek şunu da lazım. diyebilirim abi. 2-2 olsaydı biz kazanacağımızın garantisi yoktu ya da beraber yani. Ve Yok. 3-2 yine mağlup Ama kazanabilirsin de. olabilirdik. Belli olmaz. Kazanabilirsin tabii canım, Çünkü 2-2 olduktan sonra. ivme sana geçmişti. Oyun ivmesi sana geçmişti. Belli olmaz. Bakın. Hep şunu dedik ya biz. Fenerbahçe'nin önce sahada çok kuvvetli olması lazım. Kırılgan olmaması lazım. Bu düzenle mücadele etmesi için bu olmazsa olmaz. Maalesef biz yine o kırılganlığı gösteriyoruz. Bakın. 1-2 dakikanızı alacağım ama örnekleri vermek zorundayım. Bakın. Karagümrük Galatasaray maçını seyrettik hepimiz. Hakemle alakalı en ufak Galatasaray'ın elinde bir şey yokken
İşte çaprazdan bir frikik pozisyonunda faulü vermedi diye Fatih Terim çıldırdı. Hakeme yapmadığını bırakmadı. Aynı Fatih Terim Kasımpaşa maçında da 5 dakika uzattı diye küsüp gitti. Sahayı terk etti. Yani orada da faul yok, yumurta yokken yapıyor bunları. Dedi ki VAR odasında dedi işte sağlık taraması yapılıyor bizim aleyhimize dedi. Ve VAR'dan en çok istifade eden kişi yine kendisi oldu. Durup dururken bir playoff yalanını 8 sene 9 sene öncesini tekrar gündeme getirdi. Bakın Galatasaray Başkanı dün, yani Allah sağlık şifa versin. Hakikaten ben de iyi bir insan olduğunu biliyorum. Hakikaten iyi bir insan. Ama Galatasaray hakemlerden en çok mağdur olan takımdır algısını hala yapabiliyor. Bakın, kendisi yapmıyor ki abi. Hocası diyor ki çık konuş diyor ya. İşte yani bakın üst üste bu algılar yapılıyor. Öbür tarafa Beşiktaş da diyor ki ya diyor bu algılar Türkiye'de prim yapıyor. Başarıya giden her yol mübahtır zihniyeti Türkiye'de prim yapıyor diyor. Hop dönüyorum Ahmet Nurçebi Fenerbahçe maçı öncesi hakemi etki altına almak için yaptığı açıklamalar. Sergen Yalçın'ın kaleye 70 metre uzaklıktaki bir avantaj pozisyonu yüzünden çıldırması. Aynı Sergen Yalçın'ın Alanya maçı sonrası açıklamaları. Erol Kaynar'ın orada da faul yok yumurta yokken Fenerbahçe'nin hakemlerden şikayet etmeye hakkı yok açıklamaları. Bakın bunların hepsi algı operasyonu. Evet. Hepsi algı. Biraz evet. Daha devam edeceğim. Özür dilerim. Çok uzattım biliyorum. Estağfurullah. Bunun karşılığında Ali Koç da Fenerbahçe Başkanı da çıkıyor. Herhalde son yıllarda gördüğümüz en medeni, en seviyeli hakem eleştirisini yapıyor. Hem de en yapıcı çözüm önerilerini de bildiriyor. Senin federasyonun ne yapıyor? Ceza veriyor. Bütün o algıcılara hiçbir cevap vermeyen federasyon daha 24 saat bile geçmeden yemiyor, içmiyor. Evet. Fenerbahçe'nin aleyhine gidiyor açıklama yapıyor. Bak böyle bir düzen içerisinde Fenerbahçe. O yüzden bizim hep ama hep çok kuvvetli dimdik olmamız lazım. Hocamızla, teknik direktörümüzle, Emre Belözoğlu'suyla, başkanıyla hep dimdik ayakta durmamız lazım. Kolay değil. Nasıl yapacağız? Abi o federasyon bunları biliyor. Federasyon şeyin hesabını niye vermiyor? Mesela hiç Türkiye'de gündem olmadı değil mi? Yayıncı kuruluş ben parayı ödedim dedi. Resmen federasyon paraya çökmüş. Bu tabiri budur yani Türkçe. Yalancısın yani. Diyor federasyona. Evet. İki defa bir yabancı abi. Adam ödedim diye. Adam ödedim diyor. Evet. Abi bunu kimse sormuyor ya. Sen bizim parayı niye ödemiyorsun diye. Ya böyle bir düzen olur mu ya? Abi Fatih Terim özeline. Hayır böyle bir şey olabilir mi abi? Allah aşkına ya. Bu bir iş yerine falan. Bu ciddi suç ya. Onunla ilgili hala sana ödemekle. Sen sadece aracısın. O sana parayı gönderiyor. Sen de bu kulüplerin hesaplarını yatıracaksın. Yatırmıyorsun parayı. Ya bizi geç hadi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bir şekilde yaşıyor. Anadolu kulüplerine yazık değil mi ya? Adamın başka canını alıyorsun. Başka hiçbir geliri yok. Belki de sevdiğin kulüplere veriyorsundur da. Sana dik giden kulüplere, sana oy vermemiş kulüplere vermiyorsun. Yani böyle bir Türkiye'deki futbolun geldiği hale bak ya. Evet. Az evvel söylediğin konuyla ilgili de Fatih Terim'in herhalde samimiyetine inanan Galatasaray taraftarı dışında herhangi bir camiaya... Galatasaray taraftarında çoğu inanmıyor da bizim kanaldakiler falan inanıyor hepsi. Galatasaray taraftarında inanmayanların olduğunu biliyorum ama Fatih Terim'in kendisi kusura bakmasın bu ülkede ceza alıp final maçına çıkıyor diye cezası ertelenen tek isimdir. Fatih Terim'in oradaki yaptığı kulis gücü müdür artık orada ayarladıkları mıdır ne de bilmiyorum. Belki de başarılı olmaktan gelmiş bir ismi, ünvanı şeyi var. O da olabilir. Ama bu ülkede en büyük iltimas Fatih Terim'e geçirmiştir. Onun için Fatih Terim'in yaptığı hiçbir açıklamada da samimiyet aramıyoruz biz. Kendi camialarında arıyorlarsa onlar aramaya devam etsinler. Sayın Süleyman Urma maçtan sonra çok güzel söyledi ya. Ya ne oldu ki ben anlamadım dedi adam. Galatasaray aleyhine ne oldu ki maçta dedi. Ha bu arada o hakem de... Bir de ben Galatasaray'a. Ayrıca hakem de Galatasaray lehine sabıkalı bir hakem. Tabii. Yani sabıkalı bir hakem yönetiyor maçı da Galatasaray lehine. Adam Galatasaray gol aslında attırdı penaltı verdi. Yeme ondan sonra gol yani. Ya utanmasa sabaha kadar maçı oynatacaktı Galatasaray gol atsın diye. Şimdi benim gene aynı yere geleceğim. Burada Emre Belözoğlu'ndan en büyük beklentim neydi benim biliyor musunuz? Şimdi Erol Bulut özeline gene geri dönüyorum. Erol Bulut'un Fatih Terim'le bu anlamda başa çıkabilecek bir antrenör olduğunu düşünmüyorum. Ama Emre Belözoğlu bunu yapabilir. Düşmeyeceğim demiş 30'a. Ben söyleyeyim o zaman sana. Beni oraya çekmeye çalışıyorlar demiş. İstediklerini vermeyeceğim onlara demiş. Çünkü ben zaten şampiyon olursam onları 4-5 sene dışarı atacağım demiş. Söyleyeyim sana. İnşallah da. Ben sana söylüyorum. İnşallah tamam. Yani ben o şeye düşmeyeceğim. Bununla tuzak kuruyorlar bana demiş. Şimdi burada bir bel altı. Fatih Terim'in. Ya geçen sene zorlu operasyonu dediler. Bu sene başladı aleyhimize yapılanlar diye hiçbir şey yokken. Mesela bunu yapacak zaten. Bu her sene yapıyor. Bu ilk defa yapmıyor ki Fatih Terim. Belki sene VAR kayıtları dediler. VAR kayıtları dediler. Bravo. Yani bunların hepsini yapacak. Bununla karşı ya ciddi şekilde aynı mücadele verecek. Bu isim Erol Bulut değil. Bir ismin olacak. Ki ben Emre Belözoğlu'nun bunu yapabileceğini düşünüyordum. Ben Emre Belözoğlu'nun bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, yani Emre Bey'de doğru zamanı bekliyoruz. Şu anda ligin çok işin çok başı daha. Yani şu buralarda da o savaşa girmek takımı ne kadar etkiler sahanın içini. Sonuçta Emre'nin saha içinde de bir etkisi var.
Ya çünkü şu kafadan da çıkamıyoruz bir türlü hala. İşte biz hakemler de var. İşte bizi şampiyon yapmayacaklar. Hakikaten o kafa bizi kötüye götürüyor. Evet. Oradan başka bir yere geleceğim. Diğer kafa şuydu bizi kötüye götüren. Ne olacak canım? İç sahada kazanıyoruz. Deplasmanlara çok kazanıyoruz. Değil mi? Bir kesim Evet. taraftarımız, bizim de arkadaşlarımız, kardeşlerimiz öyle düşünüyorlar. Ben de oturdum. Hatırlıyordum da bir bakayım dedim tam rakama. Yani son şampiyonluğu oynadığımız 2017-2018 senesinde biz nasıl bir deplasman performansı, nasıl bir iç saha? Deplasmanda o sene 10 galibiyet, 5 beraber 2 mağlubiyet almışız. Yani muhtemelen bu sene de o civarlardadır. Yani her şey çok iyi giderse. Yani demek ki deplasman şampiyon yapmıyor seni. Abi bu sene zaten iç saha dış saha hakikaten Ya deplasman iç tamam ama saha yani şey ya olarak kağıt üstünde diyeyim. kağıt üstünde de çünkü hakikaten eskiye oranla çok az etkisi olması lazım. Bana sorarsan dış sahanın etkisi biraz olabilir yakın ama iç saha etkisi çok azaldı. Ya bugün ne olursa olsun Fenerbahçe çarşamba günü Başakşehir'e karşı 45 bin kişiyle Tabii. başa başlamak var, Tabii. başlamamak var. Yani bunun bir farkı olduğu %100. Ya orada bir eksiği var Erol Hoca'nın. Bunu da kabul Yani bu edelim. bir excuse olmaz. Yani biz deplasmanda kazanıyorsak ne olacak? İç saha yok öyle bir Yok şey. öyle bir şey. Dengeli götürmen lazım. Tabii yani biz şu anda bence şampiyon olmak istiyorsak mağlubiyet kotamızı doldurduk. Bitti evet. Mağlubiyet kotası doldu yani. Artık mağlubiyet Şimdi almamamız Başakşehir lazım. maçının ardından bir 10 gün aramız var. Evet. Orada inşallah bilhassa Samatta Valencia, bilmiyorum Perotti dönebilecek mi ama yavaş yavaş sakatların da iyileşmesiyle yani şu Başakşehir maçını geçtikten sonraki periyotta bu sakatların da iyileşmesiyle yepyeni bir başlangıç yapabiliriz aslında. Tabii yeni sakatlar çıkmazsa. Çok da Yani. sakat çıkıyor. Peki ben bir formsuz bir oyuncuyla ilgili fikrinizi alacağım. Gustavo. Yani Gustavo ile ilgili Dedikodu şunu çok orada. düşünüyorum. Şunu düşünüyorum Gustavo ile ilgili. Beni rahatsız eden şu. Şimdi Gustavo kötü bir futbolcu mu? Hayır. Ara ara çok iyi maçlarda oynadı oldu. Ama Gustavo'nun Fenerbahçe'nin en pahalı futbolcusu Gustavo. 3 milyon 3.2 mi? 3.1 mi? 3 mi bilmiyorum. Öyle bir rakam alıyor. Şimdi ben 3 milyon euroyu bu parasızlıkta verdiğim futbolcudan daha fazlasını bekliyorum. Ki ben 6 numara severim. Ben Selçuk Şahin herkes laf ederken Selçuk Şahin'den de son derece severim. Josef çok beğendiğim futbolcu. Josef'i bugün Fenerbahçe olmasını çok isterdim. Ya o mevkide oynayan futbolcudan ben illa gol atmasını veyahut da çalım atmasını müthiş ofansif beceriler beklemiyorum ama o oyuncunun en pahalı oyuncunun olması da bu parasızlıkta bence biraz lüks kaçıyor. Yani bugün 3 milyonu Gustavo'ya vereceğime ön tarafta bir kanat adamına versem, bir 10 numaraya versem, bir iyi bir santrfora versem diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Sezon başında bir Lyon lafları O doğru çıkmıştı. değilmiş biliyor musun bu arada? Değil miymiş? Ama Değilmiş. ilk bir iki maç bir sallandı Gustavo hatırlarsanız. Hatta Aynen onu da oyundan falan konuşmuştuk. çıkarılmıştı. Doğru. Ama sonradan iyi toparlamıştı. Üst üste iyi maçlar da oynamıştı. Şimdi bu maçlarda, son maçlarda hep Gustavo'yu şöyle görüyoruz. Elini iki yana açıyor. Neredesiniz beyler? Pas isteyin dercesine. Arkadaşlarına bakıyor. Ve kimseyi göremeyince de dönüyor ya geri pas veriyor ya yan pas veriyor. Böyle bir çaresizlik içerisinde görüyorum Gustavo'yu. O çok o ara pasları, kilit pasları atacak bir oyuncu mu? Onu da çok fazla gösteren Onu bir sen oyuncu. geçen Öyle bir özelliği de iki yok hafta evvel aslında. çok güzel söyledin. Hiç o riski alan bir oyuncu değil. Değil. Ama o riski alan futbolcu işte Sosa bizde. O da hiç yok. Yani 6 numaralar aslında artık önemli yani. Hani 6 numara olunca da illa hiç... Şimdi Josef'in Beşiktaş'a yaptığı katkıya bakıyorum ben geldikten sonra. Demek ki 6 numara bir takıma katkı verebiliyormuş. Yani Josef'in oraya gelmesi Ya onu da beğenmiyorlar orada diye mesela bizde Atiba'yı hakikaten. parlattı. Atiba diye bir oyuncunun hücum özelliklerini parlattı. Çünkü Josef orayı tek başına ciddi de bir sakatlıktan gelmesine rağmen toparladı. Evet, ben kuşkuyla bakıyordum. Yani Yani bizdeki gibi olmayacak diye tabii bu Gustavo düşünüyordum. olayında başka işler de konuşuluyor. Yani biz onlara girmeyelim şimdi. İşte menajerlik şirketiyle alakalı vesaire. Oralar biraz karışık. Gustavo'nun işleri biraz karışık. Gustavo'nun sahada menajer ona kötü oyna diyordur demiyorum. Ama bir oyuncunun kafası bunlarla meşgul olduğu zaman kafasındaki şey performansına yansıyabilir. Yani kafa rahat olmadığı zaman futbolda en önemli şey kafanın rahat olması sahaya çıktığın zaman. Peki teknik olarak bir örnek daha vereyim. Bilmem katılacak mısınız bana? Şimdi şöyle bir istatistik söylemişlerdi geçen hafta. Takım boyu en uzun olan Fenerbahçe ligde. Yani en öndeki oyuncuyla en arkadaki. Dolayısıyla orta sahada geniş boşluklar veriyoruz. Bu da biraz Gustavo'nun ki Fenerbahçe orta sahasının bütün defansif yükünü çeken adam. Gustavo'nun biraz daha kötü gözükmesine sebep oluyor olabilir mi acaba? Bence Olabilir. öyle. Bence öyle Olabilir. şeydi abi mesela. Bir de bence rakibi yok. Şimdi Gustavo'nun rakibi kim? Kötü Yok. oynadı. Kimi koyacaksın Gustavo'yu kesip? Yok rakibi Yok, orada yok. adamımız yok bizim. Aslında Yok. orası boş. Benim adamım var. Ya o da sakat. O da yok. Yani şu anda aslında Gustavo tek. Evet. Yani biz hani diyoruz ya her Bu sakatın yerine birini koyuyoruz ama Gustavo bugün sakatlanırsa oyuncu devşireceksin oraya. doğru. Yani ya Ozan'ı oraya çekeceksin ya Lemos'u öne Denizli koyacaksın. maçında Ozan'ı çektik Yani mesela. gibi. Bu arada Hani hakikaten Tolga Ciğerci ben hazırsa oynatmak taraftarıyım. Hazır değilmiş. yok Yani sakat düzelmişti bir daha sakatlandı. şimdi bu orta saha probleminin olduğu Sosa'nın durumu, Mert Hakan'ın durumu bu ortamda Tolga Ciğerci iyi oynadığı maçlarda, sertliği getirdiği maçlarda en azından hani takım çok işlemiyorken
Ya bizim atıp zaten çözüm bulabileceğimiz golcüydü. Senin söylediğin işte sertlik yok bizim takımda. Evet. Çok yumuşağız biz zaten. Çok yumuşağız, evet. Yani bir hani ya gerekiyorsa git iki tane vur ya. Ya iki tane sarı kart gör ama sertlikten gör. Yalanla elden falan görme ya da çekmeden ama git vur ya. Ya bu tabii ki sportmence bir şey değil ama bazen bunu yapacaksın. Yani git. Mehmet Topal, Josef ikilisini arıyoruz. aramıyoruz diyen varsa gelsin futbolu konuşalım. Yani hem o bireysel oyuncuların bazı yumuşak, çok sert olmamaları hem de o söylediğim takım boyunun uzaması senin boşluklar vermene sebep oluyor. O da seni yumuşak gösteriyor. Ya dünyada her takım için geçerli. O takım boyuna kadar uzarsa işin o kadar zorlaşıyor. Evet, şimdi, rakibinin de işini o kadar kolaylaştırıyorsun. Tabii. Bu arada teknik anlamda da bu söylediğinizle ilgili Erol Bulut da yani teknik taktik anlamda biraz takım boyunun dediğin gibi uzun olduğu ve yani sağ parsellemede biraz o anlamda bir takımın sıkıntı yaşadığı takım içinde konuşuluyor. Bununla ilgili de herhalde çözüm bulacaklar Erol Hoca'dır. Bu çözümü de ben bulabileceğini düşünüyorum. Yani ben Erol Hoca'nın takımın işte sağ parselasyonu veyahut da presi, geride kompakt takım kurması vesaire tarafında problem olacağını düşünmüyorum. Ben bunu Erol Bulut'un becerebileceğini düşünüyorum. Ama Erol Bulut'un problemi o saha dışı veyahut da o futbolculara, kenardakilere söz geçirme kısmında problem olduğunu düşünüyorum. Bunu da bence başkan belki gerekirse herkesi toplayacak. Diyecek ki buranın patronu Erol Bulut'tur. Hepiniz gidersiniz, Erol Bulut kalır. Ayağınız denk alın diyecek. Başka yani çözümü yok. Benim buradaki teknik olarak en büyük endişem hep geçen hafta da aynı şey söyledim. Bir şampiyonluğa giden bir takım üstüne koyarak gider. Şimdi Alp abiye sormuşum. Abi birinci hafta mı bizdaydık şu an mı? Biz her hafta kötüye gidiyoruz. Takım boyumuz da daha dardı. Evet. Açılıyor gittikçe. Çünkü niye bize İsmail Kartal bir şey dedi. Biz de Fenerbahçe'yi analiz ettik. Fenerbahçe'yi bir şekilde üstümüze çekip takım boyunu uzatalım ki boşluk bulup gol atalım. Biz o haftadan sonra sırtımız yere gelmedi. Aslında İsmail Kartal Fenerbahçe'nin şifresine vermiş oldu. İsmail Kartal herkese mi verdi acaba? Biz bundan sonra 4 mağlubiyet aldık o maçla beraber. O maç Fenerbahçe'nin kötü anlamda miladı oldu terse gidişte. Oraya kadar. Bir de sakatlar geldi. Ya tamam ama bak şimdi senin bir oyunun olursa sakatlık olunca biraz oyunun kalitesi düşer. Sistemin yani o takım boyun uzamaz. Katılıyorum. Anladın mı? Bizim oyunumuz geri gidiyor maalesef. Şu çok üzücü. İşte bunun niye geri gittiğini bence çözüm bulmaları lazım. Yani demek ki bizim şifremiz çözüldü. Bizim artık yeni bir şifreye geçmemiz lazım. Yani problemi oyuncu kalitesi veyahut da olan olmayan da bulmayalım diyorsun. Tabii. Asıl oyun şablonumuz oturmamız lazım. Ya 4-2-3-1 oynamak şey mi? Şart mı? Yani mesela bence Beşiktaş bu gibi şart değil. Beşiktaş gibi 4-1-4-1 niye oynamayız biz mesela? Abi 3-5-2 de oynayabilirsin. Üçlü savunma da yapabilirsin ki. Ama bu stoperlerle Allah'tır abi. Aman gözünü seveyim. Dur daha bir şey. Nova'nın sol stoper oynatabilirsin belki. Benim zaten tek beklentim o şu anda hocada. Nova'nın sol stoper denemez. Çünkü yani elimizdeki stoperler hakikaten al birini vur ötekine kıvamında. Devre arası stoper gelecek biliyorsunuz. Bir mi iki mi? Stoper ben sana bir gibi duruyor. Bu arada adı geçen bir isim var. Sokratis. Ben Arsenal. Adı geçebilir diye. Evet sen söyledin. Ben de bir araştırdım. Doğru. Çünkü oynamıyor. Sözleşmesi de bitiyormuş sezon sonu. Pelkas'ın da vatandaşı. Erol Hoca da illa. Erol Hoca da seviyor Yunanlı. Mesut'la beraber takım arkadaşı. Mesut da gelirse beraber öyle Arsenal'den bir paket. Mesut gelecek dedik biliyorsunuz. %90 dedik daha doğrusu. Mesut'la ilgili menajerin bir açıklaması olmuş. Arsenal'da kalabilir. Bu sezonu orada tamamlayabilir gibi. Bakalım oradaki gelişmeler. Dediğim gibi ben Arsenal'la Fenerbahçe'nin anlaştığını ve rakamın da çok düşük bir rakam olduğunu biliyorum. Buradaki problem ondan sonraki dönem için Acun Ilıcalı'nın bulacağı sponsorda. Kendisi olsun sponsor. Bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin verebileceği para belli. Fenerbahçe belirli bir rakama kadar çıkabilir. Üstünü Acun söylediği gibi eğer sponsorla halledebiliyorsa. Ama işte bu Mesut gelir. Transferi bile olacaksa bile bizim o Ocak ayına yukarılarda girmemiz lazım. Yani biz 10'uncusun. Mesut geldi. Ne olacak ki? Gelsin yani Mesut. Ne yapacak? Mesut'a eğleriz sadece sahada biz. İşte 3 asist yapar, 3 gol atar falan. Zaten bizim işin içinde kalmamız lazım bir şekilde. Artık dünyadaki futbolda iyi işleyen bir takımına Mesut gelir, seni uçurur. Ama bir şablonun yoksa, doğru bir sistemin oturmamışsa Mesut yerine Messi de gelse bak hiçbir şimdi, şey olmayacağını biliyorsun. Rakiplerimizden örnek veriyorum. Beşiktaş çok eleştirildi Sergen Yalçın. Tamam. Sergen Yalçın ama şu ana kadar taviz vermedi. Bak oyunundan en eksik halinde bile Covid'i vardı sakat. Yine bu oyunu oynamaya çalıştı ama tabii ki oyuncu kalitesi düştüğü için de o maçlarda istediği skoru alamadı. Ama oyununu ya ne yapıyor Sergen Yalçın? Eski usul ben büyük takımım diyor eski usul. Yarım oyunu öne diyor. Artık orada ne yapacağımı oyuncunun yeteneği belirler ki sen düşünüyorsan senin ön tarafın herhalde Beşiktaş'tan daha kabiliyetlidir. İş oraya geldiği zaman. Aboubakar'ı saymıyorum sadece. Çünkü Aboubakar gerçekten ben yanıldım. Ben Enkudu'yu da beğeniyorum. Makine oldu adam yani. Her maç bir iki şey atıyor ve fiziksel olarak da
iyi gözüküyor sahada. Valla ben Enkudu'yu beğeniyorum. Şimdi mesela Beşiktaş Talisca diyorlar. İşte Beşiktaş'ın bu sistemine de Talisca'yı sokarsa ben söyleyeyim ligin birinci şampiyonluk adayı olur Beşiktaş. E Talisca tabii. Yani bu kadar önde oynayan bir takıma Talisca başka bir yer atlatır. Ligin dengelerini değiştirebilecek bir oyuncu Talisca. Ama zor ya. Bence abi işte bu para şey bitti ya artık. Çin'de para alamayacaklar ya. Hani ya orada Sinan Engin çok doğru bir şey söylemiş. Bize de konuk olarak gelmişti. Ya kardeşim 3 tane adam alacağını 3'ünün parası birleşse Talisca'yı al hani. Çünkü bir oyuncuyla çok şeyi değiştirebilirsin. Yani bizim de işte şöyle bir oyun şunu dememiz lazım. Ya biz öyle bir sistem kurduk ki buraya Mesut'u da koyduk mu tamam işte bu takım yürür. Biz şu anda Mesut'u nereye koyacağız ki bu takımda? Peki Başakşehir 11'i? Kim oynayacak? Şimdi da yok sıkıntı var orada. Sosa oynamıyorsa, Mert Hakan oynamıyorsa bir kere Gustavo ve Ozan'ın yanına orta sahaya Pelkas da yok. Üçüncü bir isim lazım. İleriyi gene Sise, Ferdi, Tiyan mı yapacaksın mesela? Sise'yi çok seviyor hoca. Ama Adem'i de al birini bul. Yani ben size söyleyeyim. Orada Tiyan oynar. Şimdi yani Samat bence da varken hayatta Sise oynamaz diyorduk ya. Sise varken de Adem'i de oynamaz diyorum ben. Yani Adem'i de Sise'den de kötü. Tiyan var. Tiyan oynattığı zaman kanatlara kim koyacağım bu maçta? Ama Tiyan kanat oyuncusu. Yani adam o yerde oynatıyor. Hayır adam yok. Tiyan santfor. Bir kanatta Ferdi oynatın. Öbür kanat kim? Ben sana söyleyeyim. Ozan oynatabilirsin sağa. Ben sana söyleyeyim. Caner. Ozan oynar sana. Novak önce Caner yapacaksın o zaman. Yapmaz onu. Ozan olmaz. Zor maç. Sağa açık bir maç oynamıştı Ozan. İyi de oynamıştı ya. Birkaç maç oynadı. Ozan sağ bek de oynuyor. Ama bilmiyorum yani bu şimdi Sosa'nın durumunu göreceğiz. Bir kere bu Sosa problemini. Ya belki Sosa yönetecek adam işte. O problem çözülsün veyahut çözülmeyecekse de bilelim. Yani Sosa olayı hakikaten kangren olmaya başladı çünkü. Yani senin en vasıflı oyuncun Sosa aslında orta sahada. Yani geçen seneki Sosa'yı gözünüzün önüne getirin. Kağıt şu anda kağıt üstünde Fenerbahçe'ye 2 vites arttırın. Abi, ama yeter ki kafa olarak top oynamak oyunculuk istesin. Oyunculuk melekelerini tartışmak diye bir sıkıntımız yok. Ama Sosa, hep söylüyorum, 3 sene Trabzon'da kaldıktan sonra Sosa bazı şeyleri çok özlemiş. Abartmış durumda şu anda yani. Ya şimdi Sosa özlemiş, Mert Hakan özlemiş. Mert Hakan özlemiyor. Mert Hakan ilk kez gördüğü için. Ya Mert Hakan şimdi bir şey söyleyeceğim abi bak. Kulübümüz paylaşıyor. İşte Antep'e geldik. Fotoğraflar, 4 tane fotoğraf koyuyor. Yani o kadar gün gibi aklımda ki. Şimdi buradaki bir fotoğrafta ya üst köşe ya alt köşede Mert Hakan da var fotoğrafın içinde. Şimdi herkes perona doğru gidiyor. Uçaktan inmişler değil mi? Abi ne yaparsın giderken? Yürürsün. Maksimum telefonla konuşursun değil mi? Maksimum hani elinde telefon. Ki yani o kadarlık mesafe. Ya Mert Hakan elinde tablet. Tablet de açık. Ona bakarak yürüyor. Şimdi fotoğrafta bu var. Tabii içinde ne var bilmiyorsun. Ben ne bileyim ne olduğunu içinde. Ne varsa var. Herhalde şu değildir. Yani kendi bir hocasının ona verdiği maçtaki eksik yönlerini falan izlemiyor orada muhtemelen. Benim zaten takım içi disiplinde sıkıntı var dediğim konular bunlar yani. Fenerbahçe'nin önce takım içini toplaması lazım ve maalesef bu takım içi lafla toparlanmıyor bu seneki takımda. Onu demek istiyorum. Peki şimdi Başakşehir maçı kritik maç. Perşembe günü yine burada program yapacağız maçtan sonra. İnşallah da kritik işe son vereceğimiz maç olacak. O maç özelinde söyleyeceğiniz son bir şey varsa onu alayım. Yoksa maçtan sonra perşembe konuşuruz. Maçı kazanalım. Öyle veya böyle. Yani birinin kıçına çarpsın, başına çarpsın, penaltıdan olsun, ne olursa olsun. 3 puanı alalım. Sakatlarımız da senin dediğin gibi geri gelsin. Bambaşka yepyeni bir beyaz sayfa açarız. Her şey bambaşka olabilir. Aynen. Vallahi, peki. Şimdi Başakşehir bir defa bu hafta dinlendi. Bir defa fiziksel olarak daha diri gelecekler. Onların da sakatlıkları vesaireleri vardı o yoğun tempoda. Ara ara da iyi futbol oynuyor Başakşehir. Başakşehir eğer oyununu bize kabul ettirirse, yani bizim her hafta yani her rakibin oyununu kabul ettiğimiz için biz, eğer bu hafta da yine aynı hatayı düşüp Başakşehir'in oyununu kabul edersek, Başakşehir Malatya'dan da, Antep'ten de, Konya'dan da, Beşiktaş'tan da daha iyi oyun oynuyor. Oyununu kabul ettirdiği zaman. Çünkü niye? Bireysel yetenekleri çok daha fazla. Silahı çok fazla. İstemediğimiz yerlere gidebilir skor. Ben Alp abiye katılıyorum. Bir ekleme yapayım. Ben kaybetmeyelim razıyım. Beraberlik de kötü değil benim için Başakşehir. Çünkü benim ligdeki birebir rakibim Başakşehir. Ben ligin başından beri söylüyorum. Bir yerde gelecek Başakşehir o tepeye. Sen rahat kaybettiğin zaman rahat kazanırlardan kaybetmeyelim'e geldin mi? Ben Antep'ten önce de dedim zor maç diye. Evet. Abi ben gördüm. Gerçi Başakşehir Antep, aynı rakip. Şimdi Başakşehir biz eksiyiz. Biz yorgunuz. Biz psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Öbür tarafta Başakşehir Şampiyonlar Ligi şeyi bitmiş kafasından gitmiş. Tamamen lige dönmüş. Dinlenmiş. Ve onlar da şunu istiyorlar. Biz de yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açalım ligde. Muhtemelen Fenerbahçe'yi yenelim. Alabiliyorsak da farklı bir galibiyetle biz de ligde biz de varız. Yani ligi orta az diyelim isteyeceklerdir. Evet. O anlamda çok zor bir rakiple oynuyoruz. Keşke daha zorlukları biraz daha düşük bir rakiple oynasak. Evet. Yani Galatasaray'la oynamayı tercih ederim Başakşehir'e göre. Evet, inşallah maçlara kötü başlama hastalığında yendiğimiz, farklı başladığımız bir mücadele olur. İlk devreleri yine çöpe atmayalım. Yani bu nasıl bir hastalık? Yine tabii bilmiyorum. Hakem Bahattin Şimşek olmuş. İnşallah hakem, yani niye bu maça Bahattin Şimşek?
Yalnız bu Serdar Tatlım'ın yeni şeyi böyle hep de Ya daha genç, ya hep bize mi veriyor ya? Anlamadım ki genç bize ne? hakemlere Tamam bir bize, şey veriyor. iyi de be abi bize verdin Beşiktaş maçında hakem maçın altında kaldı. Şimdi niye verdin bir genç? Ya o da altında kalırsa ne olacak? Genç yaşlı fark etmiyor Ya niye bize. mesela Fırat Aydınus bizim maçlara verilmiyor? Şey mi var? Bir şey mi var? Bir En sıkıntı iyi mı? hakem olduğu için olabilir. Abi yani şu Bence anda en iyi bence hakem. bu maç herhalde kağıt üstünde haftanın en önemli maçı. Fenerbahçe Başakşehir maçı. Geçen senenin şampiyonu biri. Bir de bu şu anda ligin üçüncüsü. Şampiyonluk adayı. Yani bu maçın hakeminin Fırat Aydınus olmalı. En formda hakemini verirsin yani böyle bir maça. Evet. Peki bir programın sonunda basketbolda gene konuşalım. Basketbolla ilgili bir duyumum var. Yani duyumum derken hatta sen söyledin duyumum var derken böyle bir laf varmış. Hörtel'le Westerman takası. Bugün yazıyor her yerde Fanatik Evet. Basket'te yazıyor. Söz Yani İspanya konusumuz. kaynaklı yapmışlar Öyle haberi. mi? İspanya'da bir gazete yapmış haberi. Basket takımının gidişatından hiç zaten yani çok hakikaten çok üzgünüz. Çünkü yani şey beni rahatsız ediyor. Hani basketbol iyi giderken biz son derece futboldaki üzüntülerimizi unutturuyordu ve öyle bir hale gelmiştik ki basketbolu gerçekten futbolla aynı noktaya koymuş ve çok haz aldığımız bir durumken bunu küçümseyenler oluyordu. Tabii Rakiplerden canım. bilhassa. Oradan laf vuruyorlar. Şimdi o rakipler evet oradan laf Oradan vurmaya laf vuruyorlar. başladılar. Ki ben basketbolla ilgili şu beni en çok üzen. Hakikaten bir Fenerbahçe basketbol seyircisi olmuştu. Ben hasta Galatasaraylı arkadaşlarım var. Çocukları geliyordu. Maç seyrediyordu Evet. tribünde. Bir tanıdığım Beşiktaşlı Galatasaraylı arkadaşlarım var. Fenerbahçe'yi basketbolu tutuyoruz diyorlardı. Çok Yani önemli. beğen Obradoviç'in de tabii ki burada büyük bir katkısı vardı. Bir anda bir Fenerbahçe basketbol taraftarlığı. Aynı Evet. zamanda nasıl Namos ile Efes Pilsen'i biz Tabii. nasıl tutuyorduk? Aynı Ben şey tutmuyordum oluşmuştu. da sen tutuyor musun Ben demek ki? tutuyordum. Ben Sen hiç Fenerbahçe'den başka takım tutmadım Efes hayatımda da. Pilsen'i Niye tutayım ya? mi Abi tutmadın? Ya, rakibim. tutuyordun dediğin tarafta formasını giymiyordum ama maçta kazansın istiyordum. Tutmam ben istemem. Peki. Sen bana şunu Ben söyle. Fenerbahçe kazansın isterim. Ne yapayım başka Biz takımı? peki biz başkalarının tuttuğu Fenerbahçe basketbol takımını nasıl geri getireceğiz? Şimdi ben oradan şöyle bir gireyim. Bir defa hafta başı, geçen haftaki programdan sonra Sertaç Bey aradı şube sorumlumuz. Biraz sistemde bulundu. Ya hiçbir şey yapmadığımızı söylemişsiniz ki. Ben de böyle bir şey söylemedik ama bakarım ki söylememişiz. Onu herhalde yanlış aksettirmişler. Biz takımla ilgili saha içinde hiçbir şey yapmıyorlar dedik. Yönetim hiçbir şey yapmıyor demedik. Sertaç Bey de sağ olsun gayet nazik bir şekilde aradı. Ya bir gün seninle oturup anlatmak isterim. Sonuçta sen de burada şube sorumluluğu yaptın. Hani aslında biz çok fazla şey yapmaya çalışıyoruz yönetimsel olarak. Yani işte bir altyapı hamlesi oluyor. Bir ikinci takım kurmak gibi ya da bir takımı böyle pilot takım gibi kullanmak var. İşte bu Jabbar Kabani'yi alın diyorlardı. Onu tamamen aslında genç oyuncu bize bulsun Avrupa'dan. Yani scout gibi getirdik. Yani bunları anlatmak istiyordum. Ben onu öncelikle söyleyeyim. Sonuçta bende kalmasın. Ama biz de onun için Fenerbahçe hiçbir şey yapmıyor derken saha içindeki takımdan bahsettik yani oyun anlamında. Yani şimdi Hörtel transferi inşallah olmaz. Yani çok yanlış. Alex Perez'e de inşallah olmaz demiştin, oldu. O da çok yanlış. Onunla ilgili bugün yeni bir şey duydum. Doğrulatırsam söyleyeceğim sonra. Bonservisiyle alakalı inşallah doğru değildir. Yüksek bonservis mi duydun? Çok acayip bir rakam duydum. İnşallah doğru değildir. Hele bu kadar maddi zorluğun olduğu dönemde. İnşallah doğru değildir diyeyim. Açıklanmıyor Aslında mu? yok öyle bir şey yok orada. Kap kup yok onda. Ama şimdi mesela bazı isimler geliyor. Peki çok Mesela yani bir şey söyleyeceğim. Bu çok gizli bir şey mi? Yani bunu açıklamalarında bir sakınca var Ben mı? haftaya söyleyeceğim. Bu Okey. hafta öğreneceğim tam. Yani gerekirse eski menajer arkadaşlarımdan falan çözeceğim. Ya bu arada kaynak aldığım bana bugün söyleyen çok sevdiğim Taylan kardeşim Fenerbahçeli Taylan Işıldar. Ama ona çok güvenirim ama bir daha bir araştıracağım konuyu. Ya bu takım şöyle dedi Sertaç Bey bizim asıl amacımız lig şampiyonluğu. Euroleague'de de ilk 8 sonrasına bakacağız dedi. Euroleague ilk 8 bu Zor. düzen devam ederse bence imkansız zor değil. İmkansız. Yani hele Hörtellerle falan tamamen imkansızlaşır. Hakikaten para harcamasınlar bu sene. Paralarına yazık. Ya ben aynı Yani şeyi bu takım zaten bu halde söyledim. Türkiye Ligi'nde finale oynar. Ya finalde de iki yumurtadan biri kırılır. Yani Ben de aynı şeyi Efes'in de bizden söyledim. çok farkı yok. Efes'in de içerisi çok karışık. Orada da bir sürü Orada da insan sıkıntı oldu sallantılı. kesin. Yok. Oradaki sıkıntıların hepsini biliyorum da. Söyleyeyim onların derdi. Hepsini biliyorum. Öyle diyeyim. Efes'i, Fenerbahçe'nin iyi biliyorum Efes'teki sıkıntıyı şu anda. Yani direkt içlerinden aldım haberi yani. Orası karışık. Ya ben Perez'le Gudur için alınmasını hatta öyle onunla ilgili Twitter'da da yazdım. Yani ben olsam bu takıma artık Perez ve Gudur için para harcamam. Yaz Gudur için ilgili şunu söylediler. Diler ki 3 senelik geliyor. Evet, Gudur İlginç işi biraz uzun vardı geldikleri o. söyledikleri için orada haklılar. 2023'te Evet ben Gudur Final Four için oynayacağız bu diyor arada Gudur için orada. beğendiğim de bir oyuncu benim. Ben Gudur için eğer önümüzdeki seneler içinde alındığı için oradaki sözümü geri alıyorum. Gudur için alınması doğru olmuş. Ama Fenerbahçe'nin oyundaki eksikliğini çözecek biri mi Guduric mevki olarak özellikle? Gudur iyi takımın iyi parçası. Evet Evet. ama Guduric olsun takımda. Yani Hadi olsun Guduric eyvallah. evet. Şimdi benim anlamadığım bir şey var ya, çok tekniğine taktiğine girmek istemiyorum o kadar uzman olmadığım için, ama bir soru sormak istiyorum. Şimdi
Zalgiris maçı. Canımızı yakan bir mağlubiyet daha. Çok üzüldük yine. Maçın ilk devresinin sonları artık fark açılıyor. Senin bir vidaları sıkman lazım savunmada. Hı hı. Sahaya bakıyorum. Aynı anda bak. Aynı anda ilk beşimizde. Nando De Colo var. Bobby Dixon var. Melih var. Dört numarada da Eddie var. Eddie var. Şimdi bu dört oyuncunun dördü de savunma defoları olan oyuncular değil mi? Tabii çok savunmayı seven oyuncular değil diyeyim hani ben. Şimdi bu dörtlüyle sen nasıl iyi savunma yapıp geri gelebilirsin, o farkı kapatabilirsin? Yani bana sanki bir akıl tutulması gibi geldi o gördüğüm görüntü. Ya koç çok formsuz maalesef. Yani ben formsuz olduğuna inanmak istiyorum diyeyim ya da. Yani aynı Erol Hoca için söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki koç değil. Değil ya. Şimdi bunu söyleyemezsin. Yani bu Avrupa şampiyonu olmuş, yıllarca NBA'de oyalanmış bir adama ya da orada çalışmış bir adam, bunu diyemezsin koç değil, ama formsuz olabilir. Avrupa basketboluna uzak olabilir. Çünkü mesela Žalgiris maçı özelinde, şimdi Žalgiris'in koçu da benzer hikayesi var. Avrupalı, Avusturyalı ama Amerika'da hep çalışmış ve en sonunda NBA'in bir alt ligi, geliştirme liginde yılın koçu seçilmiş. Martin Schiller hakikaten bana göre bu sene Euroleague'in en başarılı koçlarından bir tanesi. Şu bütçe yalanı da bitti. Çünkü Žalgiris herhalde Fenerbahçe'nin 3'te 1 bütçesi falan şu haliyle bile. Yani bütçe oynamıyor sahada topu. Yani evet. O bütçeciler var bizde bir de basketbolda. İşte bu Obradoviç de o yüzden gitti. O bütçeciler yüzünden gitti Obradoviç. Çünkü adam mutsuz olmaya başladı. Sürekli bir bütçe. Herkesin ağzında bir bütçe de bütçe. Bütçe de bütçe aşağı bütçe yukarı. İşte Efes'in bütçesi ortada. Hali de ortada. Demek her şey bütçe değil. Ben koçun form soluna inanmak istiyorum ama ben de maça dikkat ettim. Hakikaten çok fazla 5 deniyor. Ve bence o 5'lerin bazılarını idmanda bile yayın oynatmamıştır. Evet. Akıl tutulması mı? Artık o da mı? Yani bir çözüm üretmek istiyor artık hani. Yani olmuyor çünkü. Hep deniyor. Olmuyor. Ve bence bizim gibi yani bu tarz bir takımın az rotasyon yapması lazım maçın içinde. Ya biz çok fazla oyuncu değiştiriyoruz. Yani tam diyoruz. Oynuyoruz. Hop hemen iki kişi giriyor, üç kişi çıkıyor falan. Bence birazcık rotasyonu daraltıp 7-8 kişiyle oynamamız lazım. Çünkü bizim öyle yetenekli artık eskisi gibi yok. 12 tane ilk 5 oyuncumuz yok. Ya biz Real Madrid değiliz şu anda. O yapar abi, değiştir. Çünkü 12 tane aynı seviyede oyuncusu var. Bizim rotasyon, yani teknik olarak benim nacizane görüşüm, rotasyonu daraltıp senin hep söylediğin gibi biz çok iyi savunacağız. Evet. Çünkü ya. Atarak kazan, herkes atıyor. Peki, inşallah Perşembe günü burada yaptığımız programda Başakşehir galibiyetiyle bir de Olympiakos olursa yanına. Çarşamba akşamı 8.45'te de Olympiakos var değil mi? Hemen futbol maçından sonra. Hem futbolda hem baskette yeni başlangıç inşallah. Yeni başlangıçla Perşembe günü birlikte olmak üzere diyorum. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Perşembe günü görüşmek üzere.